Herkese merhaba. Yine bir düğüne geldik. Bu kış kıyamet ama çok nadir olan güzel bir havadayız. Normalde çok soğuk olması gerekiyor. Kar bile yağabilir. Öyle bir hafta geçirdik. Ama şansımıza bugün hava çok güzel. Hatta ben paltom bile giymedim. Eray 3 numara saçıyla karşımızda. Neden kışın düğün yaparsınız? Ve ben bu sene artık son düğünler demiştim. Yine bir düğün oldu. Biz de geldik. Şöyleyim. Yeşilköy'deyiz. Daha önce de burada yaz sonu sonbaharda bir etkinliğe gelmiştik. Şimdi ikinci kez aynı yere geliyorum. Anneannemle mi konuştun? Evet. Anneannemin sesine benzettim. Diyor, güzel giyindiniz mi diyor. Eray, güzel giyindim. Ben güzel giyindim bence ama Eray bayağı spor. Evet. Dedi ki, küçüğüm dedi, çocuğum dedi. Daha reşit bile değilsin be. Bu arada saçımı çok güzel yaptım bence. Saçımı, bence makyajımı, her şeyimi kendim yaptım. Şurası bir tek beni rahatsız ediyor minik. Özge de gelecek. Sonrasında hatta buradan çıkınca bir yerlere gezmeye gideriz diye düşündük. Ay beni bir çekmiş. Ya sen doğuştan mı yeteneklisin yoksa ben mi çok güzelim? Bir kokteyl. Nikah daha 40 dakika var nikahlandım gözüm. Akrabalarımızla merhabalaştık, konuştuk, sohbet ettik. Güneş gözlüğü almayı nasıl unuturuz? Bu nasıl bir hava? Ya ben hava çok soğuk olur diye palto bile aldım. Üstünde üstü konuşamadım. Üstelik uzun kollu elbiseyi giydim. Şu an 40 derece gibi hissediyorum. Aşırı dengesiz bir hava. Aslında düğün yapmayın. Ben bu sene o kadar çok düğüne gittim, o kadar çok çeyrek altın aldım ki battık yani. Çok değişik bir düğün. Üçümüz varız. Aileden temsili olarak. Üç kişilik. Geldi. Göremiyorum. Asla göremiyor musun? Çok güneş var. Baba ve anneanneniz. Hasan Kadir. Teşekkür ediyorum. Sayın Orhun Ersoy Beyefendi ile kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Böylece evlenmişlerimiz gerçekleşmiş olmaktadır. Ben de Türk Medeni Kanunu ve Bakırköy Belediye Başkanım Sayın Bülent Kerimoğlu'nun tarafıma vermiş olduğu yetkiye istinaden eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İmzalarımıza kalın lütfen. Nikahtan çıktık ve ben arabada üstümü değiştirdim. Mianyu'ya gidiyoruz şu an, hazır Yeşilköy'deyken ve benim maskem yok. Özge asla maskesini çıkarmıyor. Yemek yiyeceğiz. Ne? Sen mekanlarda bile yemeğini yiyor hemen kapatıyor. Yok,
Aşıları olduktan sonra hiç öyle bir şey yapmadım. Ve maskemi unutmuşum. Düşünün yani maske kullanma oranımı. Şu masken artık çıkar. Çıkar. Kimler gelmiş? Evet. Merve'nin bugün ilk iş günü. Artık benim bir meslektaşım olur. Kendisi anda birlikte çalışacağız. Aynı ajansta birlikte ve bugün şimdi ofise geliyoruz. O bilgisayarını alacak. Ben de hem yeni başlayan başka biri daha var. Onlara iş göstereceğim. Ufak bir toplantımız olabilir. Bugün tanışma toplantısı yapabiliriz. Sonra da akşam sonra da akşam konsere gidiyoruz. Yüz yüzeyken konuşuruz ha. Gideceğiz. İlk iş günün nasıl geçiyor? Zap diye girdim. Hasta geçiyor. Alerjisi var Merve'nin. Biraz hasta. Hasta görünüyor mu? Biraz burnun kızarmış. Biraz tatsız. Yüz yüzeyken konuşuruz konserine geldik Bomonti Ada'ya. Ama biz gelmeden yarım saat ücretsiz bir kon. Aynen. Bu arada saat 1 saat yok. 6'da gelen çocuk orada soruyor, diyor ki yani ben 6'da geldim. 3 saattir sıra bekliyorum. Hala arkalardayım. Hani siz neye göre alıyorsunuz? Olmadı bir anons yapın. Şu şekilde oluyor. Kapasite dolu. Böyle de devam ediyor. Bu da bayağı uzak zaten. Çok uzak. En az dışarıda 3000 kişi var. Biz bir yarım saat sıra bekledik. Sonra ben gittim sordum, diyor ki yani alıyoruz ama atıyorum bir kişi çıkıyorsa bir kişi giriyor. Yani onlar da 5 kişi çıksın 5 kişi alıyorlar. Öyle bir de almıyorlar. 5'e tamamlamaya çalışıyorlar. Şimdi hamburger yemeği. Şu an evet bibere gidiyoruz. Yarın ama tekrar yarın başka konser için bu sefer daha erken saatlerde geleceğiz. Oftanoloğa geleceğiz. Ya sırf de, zaten bedava. Ama gayet su Akyol da çok güzel. O yüzden ona da kalırız. Ona da kalırız tabii. O kadar gelmişken buralara. Yebi. Renkli görmüyorum. Nasıl? Çok güzel. Çok beğendik. Hamburger mükemmel. Zafer. Kedinindir miydi o? Evet. Geldik. Ben de bu sefer daha çok istediğim gibi. Memleketin tadı kaçmışken bizim kendi kendimize bir şekilde tadımızı bulmamız çok iyi. Tadımızı bütün kaçıranlara ve alayına isyan. Kendilerine hayırları yoktur ama kimseye de yoktur filan. İşte bu şarkı öyle ölmüş de ağlayanı olmayan ve farkında da olmayan birisine. Başladık. Bu olmaların sonu.
sonu yokmuş arkadaşlar. Gerçekten. Oksijenin yerine geçti. Olaylar gelişti. Uçuyorum senden hiç. Geliş olup içime. Uçuyorum. Ülkeyi soymuşum ki ben bunu yazdığımda kaçtı? 2016. Ülkeyi soymuşum, başucuma da koymuşum. Bir var bir yokmuşum vay. Mezarın kaz derin, para da etmez ölüm. Cesedi uzaya gömün var. Zaten koyacağım şöyle ikimizin daha ortasına, daha şu an şuraya. Fotoğraf yok yani, öyle değil. Sevgililerimize, yani bu zamana kadar ki hiçbir sevgilimize öyle fotoğrafımız olmadı. Çok romantikti. Post atacağım. Şimdi de Karaköy'den Kadıköy'e gidiyoruz. Ya bu çok ekstra. Aslında bugün ben hiçbir şey çekmedim. Bugün de dışarıdaydık. Bugün de sevgilimle, yarimle. Karaköy'e gidip çorba içelim. Ve Karaköy'e geldik. Sana göstersene. Aldığımız alakasız şeyler. Gel benim sadık yarim, gel. Kalpleri anlatalım. Çok romantik bir fotoğrafımız oldu. Evet. Ha, çorbacıya gittik. Sen mantar, ben brokoli çorbası içtim. Çok güzeldi. Karaköy'e gelirsiniz çorba için.
Ama çekmedim. Hiçbir şey çekmedim bugün. Evet, hiçbir şey çekmedim ki yani bugün spontane olsun bir şey çekmeyeyim dedim. Hani her dışarı çıktığımda da video çekmiyorum sonuçta. Şimdi altını ama güzel bir hem yakalayınca gitmek istedim. Ve o çok güzel bir fotoğraftı ve çok random bir şekilde oldu. Ben de hatıra kalsın diye o yüzden şimdi çıkardım. Ve buradan Kadıköy'e gidiyoruz. Orada da biraz takılacağız. Ve cumartesi günümüzü noktalayacağız. Çantamı al. Ağla. Benimle aynı kiloda. Ne diyordun sen bunun için? Ceset. Ceset ama şey bir de. Çanakkale. Ha, Seyit 15'i gibi hissediyorum. Öyle yürüyorum. Kendi cüssesinden daha ağır bir çanta kaldı. Daha ağır ya. Aşık olduğum için bir şey göstermek istiyorum. Çok aldık. Beğendim ya. Saçımı uzatacağım bu tokayı. Merve öyle bir pazarlıyor ki bu tokayı. Hani kendi mağazası olsa bu kadar olur. Bakın içinde iki tane katmanım var. Gördün oha mi? Çok iyi. Çok ben bunu alırken hiç dikkat etmedim. 15 TL. Bir sürü takı aldık. Ben de takılarımı göstereyim. Bazılarını taktım. Şu yıldızlı olanla şu ojemle de aynı renk bu arada. Mint yeşili. Yüzüğü aldım ikisini. Bunu da üstümdekiyle uydurduk. Normalde 25 lira. Benim bildiğim bir yer var. Orada 10 TL. Evet 10 TL'yi aldık. Galata'nın oradan Karaköy'e inen yokuşun orada bir tane mağazadan. Gizli bir isim. Aldık. Bayağı güzel. Aa açıldı.